أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ففز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله مبشرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وصحبه مقدمين على الخير ولا عسيرا علم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler, aleyhi salavat beyt, el, asab, aleyh ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal doğar baka edenler, rahmetullahi aleyhim hasraten kendisinden feyiz aldığımız, ilmi hasettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız, Üstazlarımız, meşafenlerimiz, sohbetimize katılan kardeşlerim geçmişleri şu edanın kuzatın tüm geçmişlerimize ruva için el fatiha bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir <laughs> rahim bismillahirrahmanirrahim aziz müminler aziz dinleyenler itikattan söz edeceğiz İtikat hususunda ilahiyat, inanç hususunda her mükellef, yükümlü olanın ilk önce şer'an yani dinen Allah hakkında vacip, caiz ve muhal olan yani mutlaka var, olabilir, olmaz mı mümkün değil gibi olan şeylerin nereli olduğunu bilmesi gerekir. Evet. <laughs> Peygamberler ve melekler hakkında Bilinmesi gereken şeyler de aynıdır. İman etmek kadın erkek veya kadın erkek veya peygamber olsun her insana farzdır. İman da dil ile ikrar, kalp ile tem tasdikten ibarettir. Yalnız başına ikrar, iman olamayacağı gibi kalp ile tasdik olmadıkça da marifetullah'a ulaşılamaz. Evet. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimahullah kitabında yalnız başına ikrar iman olmaz. Eğer ikrar iman olsaydı bütün münafıkların mümin ol sayılması gerekirdi. Bu husustaki ayeti celle ise şöyledir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de eee mü, münafıkun e, kâlû neşhedü en inneke le rasulu rasulullah ve vallahi alemu inneke le rasulu evet ayet cellesinde eee Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Evet ilk evet e, fakat Allah Celle Celaluhu o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduğunu da biliyor. Evet. Vallahi yalımı indik. Evet, münafıklar şeydir, yalancıdır. Evet. E, ee, ayet onların imanını kabul etmiyorum. Evet. Marifetullah yani Allah'ı bilmek de yalnız başına iman sayılmaz. Evet. Şayet Allah'ı tanımak, bilmek iman sayılmış ol, olsaydı ehli kitabın da mümin olması gerekirdi. Evet ayet-i celle ise nefislerini en büyük ziyana uğratanlar yok mu? İşte iman etmeyecek olanlar onlardır. Evet. Ellediğine hasiru <laughs> enfusuhum ve la yu'minun ayet-i ile yalnız e, şeyin de bunu bunun yetmediğini ifade ediyor. Yalnız başına iman sayılmıyor bilmekte. Bunu da ayet celle beyan ediyor. Evet. Yalnız ikrar Müslüman iman sayılmaz. Yalnız bilmek de iman sayılmaz. Evet. Kalp ile tasdik olmadıkça marifetullah'a ulaşılmaz diyor Cenab-ı Hak. Evet. İman iki taraflıdır. Birincisi kalplere tevfik, hidayet ve muhabbetin Allah tarafından ilka edilmesidir. Evet. Ee, i̇man İmam Nezafi'nin kitabında beyan ettiği üzere e, evet marifet Allah Celle Celaluhu zatında ve sıfatlarında bir olduğunu bilmek e, emsalsiz ve ortaksız olduğuna inanmaktır. İman Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini dil ile ikrar, kalb ile tasdik etmektir. İslam ise Allah'ın vahdaniyetine iman ile, birliğine iman ile beraber ibadet vazifelerini de ifa etmektir. Dine gelince, evet bu hasletler üzerinde ölünceye kadar sebat etmektir. Evet, iman mahluk mu yoksa gayri mahluk mudur şeklinde bir münakaşaya girmeye yüzüm yoktur. İman allah Teala'nın hidayet ve tevfikiyle kulun ikrar ve tasdikinden ibarettir. Hidayet nasıl Allah'ın iradesi ile ise dalalet de öyle midir? Bu husus ile ilgili ayet-i celileler şunlardır. Allah onların kalpleri üzerine küfürleri yüzünden mühür basmıştır. Nisa suresi 155. ayet. Allah onların kalplerine de kulaklarına da mühür basmıştır. Ee, Bakara suresi 7. ayet. Halbuki biz onu Kur'an-ı Kerim'i iyice anlayabilmelerine mani olmak için yüreklerinin üstüne perdeler kulaklarının içine de ağırlık koyduk. En'am suresi 25. Daha doğrusu onların kalpleri üzerinde kat kat kilitler vardır. Muhammed suresi 24. 24. ayet. Evet. Bu İman mahluk mu yoksa ee, nur mahluk mudur? Evet. İman ee, iman mahluk mu yoksa e, nur mahluk mudur şeklinde bir münakaşeye girmek lüzum yoktur. İman yalnız Allahu Teala'nın hidayet tevfikiyle kulun ikrar ve tasdikinden ibarettir diyoruz. Hidayet nasıl Allah'ın iradesiyle ise dalalet de öyle mi? Bu hususta bunları size arz ettik. Evet. Şimdi <laughs> evet. İman iki tarif, taraflıdır demiştik. Birincisi kalpler, kalplere tevfik, hidayet ve muhabbetin Allah tarafından ilka edilmesidir. İman bu cihetiyle mahluk değildir. Evet, imanın bu ciheti yani Allah tarafından ilka edilmesi sebebiyle mahluk değildir. İkinci tarafı imanın iki tarafı, ikinci tarafı dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. Bu ciheti ile iman e, kesbidir, kazanmaya ve mahluktur, yaratılmıştır. Evet, Allah'ın Celle Celaluhu ezeli, ebedi, sermedi ve zati ile kaim sıfatları e, vardır ki bunları herkes bilmekle mükelleftir. O sıfatlar ne Allah'tır ne de Allah'tan başkadır. Evet. Allah Teala'nın çeşitli sıfatları vardır. Tenzihi sıfatlar, buna selbi sıfatlar da denir. Sübuti sıfatlar, buna zati sıfatlar da denir. Fiili sıfatlar, buna izafi sıfatlar da denir. Rahmet ve gazap gibi manevi sıfatlar buna lazimi sıfatlar da denir. Allah hakkında Allah hakkında ee, zıttı mümkün olmayan sıfatlar da vardır. Mesela vücut sıfatının zıttı olan adem, yokluk Allah için mümkün değildir, muhaldir. Allah'ın ilmi sıfatları da vardır. Al alim sıfatı gibi. Allah'ın iradi sıfatları da vardır. Vedud sıfatı gibi. Allah'ın kelami sıfatları da vardır. Habir sıfatı gibi. Allah'ın mürekkep sıfatları da vardır. mürit sıfatı gibi. Çünkü mürit mahlukata da izafe edilir. Bu yüzden mürekkep denir. Zikreden bütün bu sıfatlara zatî sıfatlar da denir. Zatî sıfatlar da denir. Evet. Allah'ın ezeli, ebedi, sermedi ve zatî ile kâmil sıfatlarını herkesin bilmesi mecburidir. Herkes bununla yükümlüdür. Ee, evet bu sıfatlar ne Allah'tır ne de Allah bunlardan başkadır. Tenzihi sıfatlar. allah Teala birdir. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde ve mülkünde ortağı yoktur. Allah Teala birdir. Zatında birdir, sıfatlarında birdir. Onun benzeri sıfatları başkalarında yoktur. İsimlerinde birdir, fiillerinde ve mülkünde ortağı yoktur. Allah Celle Celalu cisim ve cevher değildir. Evet. Allah Teala cisim değildir. Evet. Ee, şimdi Allah Teala cisimdir demenin ne gibi bir mahsuru vardır? Cisim çeşitli şeylerden meydana gelen bir şeydir. Durum böyle olunca Allah'a varlığında bölünme ismi isnat edilmiş olur. O zaman da şu ayet-i celil'e inkar edilmiş olur ki bu da küfürdür. Hepinizin tanrısı zatında ve sıfatlarında asla benzeri bulunmayan bir tek tanrıdır. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. O hem Rahman'dır hem Rahim'dir. Bakara suresi 160. ayet. Şayet Allah'ın bazı cüzleri ilahtır, bazı cüzleri ilah değildir denecek olursa verilecek cevap şudur. Allah'a cüz isnat etmek demek her cüz yaratmada, e, rızık vermede ve hadiseleri tedbirde ayrı ayrı hareket ediyor demektir ki bu Allah'ın vahdaniyetine aykırıdır. Yine Allah'ın bir kısmı halik, bir kısmı mahluktur denecek olursa bu ifade ile de halik ile mahluk Allah'ın zatından birleşmiş olur ki bu da Allah hakkında muhaldir, mümkün değildir. Allah böyle bir halden münezzehtir. Evet. Cenab-ı Hak Allah cisimde değildir, cevherde değildir şekil, hudut, ölçü, sayı ve parçalanmış kabul etmez. Evet. Allah'ı bir şekle sokamayız. Evet, bir sınırlayamayız. Ölçüyle tartamayız. Evet, sayıyla ifade edemeyiz. Parçalanmış kabul edemeyiz. Herhangi bir yer işgal etmediği gibi mürekkep ve sonu olan bir varlık da değildir. Ölçüde ve taksimde başka varlıklara benzemez. Allah herhangi bir şeye hulul etmediği gibi evet Allah herhangi bir şey hulul içine girmediği gibi Allah'a da herhangi bir şey hulul etmez. Allah araz değildir. Ve arazlardan uzaktır. Ne kendisi mevcuda benzer ne de mevcut ona. Onun benzeri yoktur. O da başkasına benzemez. <laughs> Allah Teala kemal sıfatlarla müttasıftır. Noksanlık ve cevalden münezzehtir. Mahlukatından hiçbirine asla benzemez. Sıfatları zatıyla kaimdir. Hiç bir yörüyle yaratıkların sıfatlarına benzemez. Yok, yol olmak evet ve var olma yok olmak ve var olmak gibi arazlardan münezzehtir. Evet. E, zati zatı ve isimleri zatı ve isimleri gibi sıfatları da ezelidir. Evveli yoktur. Evveli yoktur. Ebedidir, sonu yoktur. Ölçüye sığmaz. Ne herhangi bir bölge ne de yönler onu onu e, ifat, ihate edemez. Yer, gök onu içine de alamaz. Zaman ve mekandan münezzehtir. Bir mekanda sabit olması düşünülemez. Zaman, an, gece ve gündüz onun üzerine cereyan etmez. Evet, hadiselerden müteessir olmaz. Bütün sıfatları zevalden münezzehtir. Sıfatlarının kemale ermeye ihtiyacı yoktur. Acizlik kusurluktan uzaktır. Evet uyuklama uyku onu tutamaz ölüm ve yokluk onun hakkında varid olmaz bütün hadiselerin tasarrufu yedi kudretindedir malumatının ve kudretinin nihayeti yoktur keyfiyet nasıllık cinsiyet erkek mi dişi mi gibi hal ahval gülmek üzüntü tebessüm güler yüzlülük keder sevinç hüzün, ıstırap çekmek ve acı duymak gibi şeylerle Allah sıfatlanamaz. Elem, neşe ve lezzet duymak mürekkep cismin sıfatlarıdır. Cisim ise ziyadelik ve noksanlık kabul eder. Allah bundan münezzehtir. Evet. Gelmek, gitmek, ileri veya geri gitmek, evet, gelmek ve gitmek gibi yaratıklara ait o an sıfatlar Allah Celle, Celle hakkında caiz değildir. İbrahim Aleyhisselam gökte bir yıldızın bir yerden bir yere intikalini görünce bu benim Rabbim olamaz demiş ve bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilmiştir. O sönüp gidince ise böyle şöyle demişti ben sönüp batanları tan batanlara Tanrı diyemem evet Enam suresi 76. ayet evet bir evet e, bitişmek ayrılmak toplanmak dağılmak gibi şeylerle vasıflandırılamaz İnmek, çıkmak bir yerde karar kılmak, eksiltmek, büyümek ve küçülmek gibi şeylerle de cenab-ı hak vasfedilemez. Cenab-ı hak vasfedilemez. Unutmak, hata etmek, dehşete kapılmak, bir illet veya hastalığa düşer olmak, zafiyet, musibet, meşakkat, fütür iş yapma arzusunun yok olması yani zillet, sabırsızlık, korku gibi haller Allah'a isabet etmez. Allah Celle Celalu inatçılık, alçaklık, başıboşluk, acelecilik, kabalık, suç işlemeye meyletmek, cehalet, geri zekalılık, bir şeyi gizlemek, cimrilik, tamahkarlık ve hırsa kapılmak gibi beşeri sıfatlardan münezzehtir. Çoğalmak, uzamak, sayılmak, parçalanmak, uzun sahibi olmak, evet uzuv salmak, e, çeşitli maddelerden meydana gelmiş olmak, var olmak için herhangi bir unsura muhtaç olmak Allah hakkında düşünülemez. Düşünülemez. Evet. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde allah Teala hakkında evet zikredildi, zikredilen Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde zikredilen yüz, el, ayak, göz, nefis, parmak, evet parmak, suret, evet, e, yan, evet, otur ya, sağ tarafa oturmak, e, istiva, e, yer işgal etmek e, sıfatlarının aslına inanırız, evet aslına ineriz. Avuç, istiza, gülmek, evet sevinmek, cefa, unutmak, evet inmek, yolculuk, uzaklık gibi evet uzaklık, sıfatların aslına inanırız. Evet keyfiyeti hakkında, nasıllığı hakkında fikir evet fikir sür, 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 yürütemeyiz. Evet, dalalette olan mezhepler gibi Evet, ayetler müteşabih olduklarından dolayı zahiriyle, görünüşüyle hükmedemeyiz. Evet, Allah ve ceel <laughs> hakku ve kalba Kur'an'da var. Bu gelme gitme bunlar zahirine göre tamam kabul ederiz ama bizim gelmemiz gitmemiz gibi onun sıfatlandıramayız. Bu hususta sonraki devir alimleri <laughs> Şerata uygun güzel izahlarda bulunmuşlardır. Evet, bu konuya ileride zaten bu verdiğimiz bilgiler, esas bilgiler ileride açıklanacak. Evet, açıklanacak. Bu konuda bilgiler gelecek. Evet. Karakter, huy, uzama, kısalma. Evet. Allah inatçılık, alçaklık. Evet, tekrar diyorum, başıboşluk, acelecilik, kabalık suç işlemeye meyil etmek, cehalet, geri zekalılık, bir şeyi gizlemek, cimrilik, evet cimrilik, tamakarlık ve hırsa kapılmak gibi şey sıfatlardan münezzehtir. Çoğalmak, uzamak, sayılmak, parçalanmak, uzun sahibi olmak, çeşitli maddelerden meydana gelmiş olmak, var olmak için herhangi bir unsura muhtaç olmak Allah hakkında düşünemez. Evet. Şimdi karakter, karakter, huy, uzama, kısalma, daralma, genişleme, derinlik gibi şeylerden uzaktır. Bir şeyi içine almak veya bir şeyin içine girmek, evet, bir şeye hulul etmek veya birleşmek Allah'a isnat edilemez. Evet, Allah başkasıyla birleşmekten ve bir başka şeye hulul etmekten münezzehtir. Münezzehtir. Evet. <laughs> Maddi yakınlık, uzaklık, perde arkasında olmak, uçmak, evet tırmanmak, havada veya bir eşya içinde olmak, alemin içinde veya dışında bulunmak, onu geziyor, dolaşıyor, kabul etmek de Allah Celle Celal hakkında mümkün değildir, mümkün değildir. Allah Celle Celalı hakkında mağlup olmak, bir şeye tutkun olmak, yardımcısı bulunmak, istişare edecek birine ihtiyaç duymak gibi şeyler de düşünülemez. Herhangi bir şey ile ünsiyet peydah etmeye ihtiyacı yoktur. Noksanlık, hayret etmek, hasret duymak gibi şeylerden beridir. Hatıralara, hafızaya ihtiyacı yoktur. Vehimler, şüpheler, zanlar, düşünceler, hayaller ve arazlar Allah'a isnat edilemez. Başlangıç, sonuç, gaye, zaman, yokluk, değişme, şekillenme, herhangi bir şeye benzeme, kalıba bürünme, renk alma, vecde gelme, zevk alma onun hakkında imkansızdır, muhaldir. Künye, lakap, zıddiyet, bir işi beşere has harbi şekilde yapmak ve halletmek Allah Celle Celal hakkında düşünülemez. Evet. O doğurmadı. Başkasından da doğmadı. Onun dengi ve benzeri yoktur. Evet. İhlas suresindeki evet hüve kul huvallahu ahad. Evet ve lafzı Allah'ın var olduğuna işaret etmektedir. Bu da batıni mezhebinin görüşünü çürütmektedir. Ehad lafzı ise Allah'ın birliğine delalet eder ki bununla da müşrikleri reddetmektedir. Herkes kendisine muhtaç ol olduğu halde kendisi hiçbir şeye herkes kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan manasını ifade eden samet lafzı ise müşebbihe mezhebinin görüşünü reddetmektedir. İslam e, dünyasında da böyle sapık mezhepler türemiştir. Onun için ehli sünnet itikadının esaslarını bilmek gerekir. Bu konularda daha çok geniş bilgiler verilecek. Şimdi ana esasları arz ediyoruz. Evet. Herkes kendisine muhtaç olduğunu Evet olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan manasını ifade eden Samet lafzı müşebbiye mezhebinin görüşünü reddeder. O doğurmadı, doğrulmadı şeklindeki ayet celle ise Hristiyanların ve Yahudilerin itikatlarını iptal etmektedir. Evet. Hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir. Mealindeki ayet 50 ise mecusilerin inançlarını çürütmektedir. Evet. Ne varlığına mali olunabilir ne de vermediğini kimse verdirebilir. Hiç kimse onun takdirini red, kad, kudretini teptil edip değiştirip hükmüne karşı gelemez. O zulüm Kadir cefadan münezzehtir. Kötü ve çirkin fiillerden, eza vermekten de münezzehtir. Letafet, kesafet, vahşet, dehşet, tokluk, açlık, yemek, içmek ve yeme içmenin icap ettirdiği hallerden ve her çeşit akla ve hayale gelen şeylerden münezzehtir. Zatı diğer varlıkların zatına benzemediği gibi sıfatları da diğer yaratıkların sıfatlarına benzemez. O arş üzerinde kendisinin beyan ve murad ettiği şekilde müste müstevidir. Evet, şimdi evet ee, Allah'ın zatı diğer zatlardan dört yönüyle ayrılır. Bir, vücub. iki hayat. Üç, tam ilim, tam kudret, kelamcılardan Ebu Haşim bunlara bir de ulûhiyet ilave etmiş. Bize yani maturidilere göre el i sünnet itikadında olan mezheplerin şeysi maturidi, biz hanefilerin şey maturidi, bize göre maturidilere göre yani Allah'ın zatı kendini has bir zattır ve diğer zatlara benzemez. İsim benzerliği bir mana ifade etmez. Evet. Evet. Taha suresinin beşinci ayeti cellesinde Mealen Rahman arşa hükmetti, hükmektedir şeklinde e, zikredilen istiva kelimesine keramiye mezhebi mensupları istikrar yani arz üzerine oturup yerleşme münhası vermektedirler ki böyle değil. Bize göre buradaki istiva istila yani Allah'ın kuvvet ve galebesiyle arşı istila etmesi manasındadır. Keramiyenin görüşünü reddeden diğer görüşler şunlardır. Enes bin Malik istivanın manası meçhul değildir. Keyfiyetini idrak etmeye de aklın gücü yetmez. Bu şekilde iman etmek vacip, soru sormak ise hatadır derler der. Allahu Teala arşı yaratmadan önce vardı arşı yarattıktan sonra oraya intikal etti demek caiz değildir. Çünkü evet intikal mahlukatın sıfatıdır. Allah ise yaratıkların sıfatlarından münezzehtir. Allah Celle Celaluhu arş üzerinde istikrar etseydi o zaman şöyle denilmesi gerekirdi. Allah Celle, Celle, Cel Celle Celaluhu arş büyüklüğündedir. Veya Allah Arş'tan büyüktür. Evet. Her iki görüş de küfürdür. Hazreti Ali'ye radıyallahu anha evet. Allah Teala Arş'ı yaratmadan önce nerede diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Nerede kelimesi mekan ifade eder. Allah Celle Celalü Hakk'ın mekandan münezzehtir. Cevabı bu. Cafer-i Sadık Radiallahu An Allahı bilmek üç kelime ile olur diyerek o kelimeleri şöyle sıralamaktadır. Allah her şeyden yaratılmadı. Allah bir hiçbir şeyden yaratılmadı. Bir şeyin içinde de değildir. Bir şeyin üzerinde de değildir. Çünkü bu sıfatlar kulların sıfatlarıdır. Bu hususlar evet e, Sünnet kitaplarında yani Bahru Kelam, Bahru'l Kelam Hulasa isimli kitaplarda da açıkça açıklanmaktadır. Arşın yaratılış sebebi üzerinde çeşitli ihtilaflar vardır. Bazılarına göre meleklerin dua et kıblesidir arş. Bazılarına göre meleklerin dua kıblesi arştır. Dua ettikleri zaman arşa doğru yönelirler. Bazılarına göre ise meleklerin aynasıdır orada bütün semavatı vardı görürler evet görürler böyle yorumluyorlar evet böyle yorumluyorlar evet Allah'ın zatı diğer varlıkların zatına benzemediği gibi sıfatları diğer yaratıkların sıfatlarına benzemez o arş üzerinde kendisini, kendisinin kendisinin beyan ettiği murad ettiği şekilde müstebidir Bununla beraber orada cismi bir şekilde yerleşmek, karar kılmak, kabul etmek, ve ona hulul etmek ve dolaşmak gibi şeyler düşünülemez. Evet. Düşünülemez. O arş, yer, gök, evet. Her şeyin üzerindedir. İsim, müsemmanın aynı mıdır, gayrı mıdır? Konusu vardır. Evet, bu itiraf isim kelimesini meydana getiren harflerde değil, kelimenin delalet ettiği manadadır. İsim zatın aynı mıdır, gayrı mıdır mevzuunda konusunda Ebu'l Hasan Eş'ari görüş şöyle söylüyor. İsim bazen müsemmanın aynıdır. Yani doğrudan doğruya zata delalet eder. Nitekim Allah lafzı böyledir doğrudan doğruya Allah'ın zatına delalet eder. İsim zatın gayrıdır. Allah'ın halik ve razık sıfatlarında olduğu gibi. Evet, bu başkalarına da nispet edilebilir. Razık, rızık veren, halik yaratan Allah'ın sıfatlarındandır. Zatın gayrıdır. Başkalarına da verilebilir. İsim zatın ne aynıdır ne gayrıdır. Alim ve kadir sıfatlarında olduğu gibi. Bu sıfatlar Allah'ın e, e, hakiki sıfatlarıdır. Zatı ile kaimdir. Fakat zatın aynı da değil, gayrı da değildir. Evet. Fahrettin Razi'de bu konuda geniş bilgiler var. Allah hakkında isimler tevkifidir. Yani Allah'a bir isim ıtlak is edilmesi izne tabidir. Maturidi mezhebinde bizim itikadi mezhebimiz e, Maturidi'den Kadı İbn Ebu Bekir bir lafız ki Allahu Teala için sabit bir manayı derat ediyor ve Allah'ın zat ve sıfatlarına halal getirmiyor. İşte bu lafzın Allah'a isim olarak verilmesi caizdir. Allah Teala'yı onun büyüklüğüne layık olmayan veya bunu ima eden bir lafızla isimlendirmek caiz değildir. Mesela Arif, fakih, arif bilen, fakih fıkıh bilen, akıl akıllı zeki gibi çünkü bu isimler cehalet sonunda cehalet sonunda e, hasıl olan isimlerdir. Allah'a tabip ismi de verilmez. Çünkü tıp bazı tecrübeler neticesinde elde edilen bir ilimdir. Allah hakkında bu isimler kullanılamaz demiştir. Allah Celle Celaluhu hakkında söylenmesi caiz olan, söylenmesi izil vermiş olan isimler Evet, Allah Celle'nin esma hüsnasıdır. Bin bir isim, evet, Allah lafzıyla beraber yüz isimdir. 99 isim, Allah lafzıyla yüz isim oluyor. Ki Peygamberimiz de men asla da halal canna. Kim onları sayarsa cennete girer buyuruyor. Evet, bunlara esma hüsna denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde Şöyle buyurmuşlar. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunu sayarsa okur, anlar ve iman ederse cennete girer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen isimleri şunlardır. Evet. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şimdi o 99 isim hadis-i şerifte geçiyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen isimleri şunlardır. Mevla. Evet. Kadir Mevla Cenab-ı Mevla evet e, Mevla evet e, Nasir Galip Kahir Kur'an'daki Allah'ın isimleri Mevla Nasır e, Galip Kahir Karib Rab Nasır Evet Evet Ata Ala Ekrem Ahselül Halikin Erhamur Rahimin zil tavl, zil kuvve ve zil me'aric. Evet. allah Teala Celle Celaluhu hadis-i şeriflerde Allah'ın hadis-i şeriflerde varid isimlerine gelince bunlar Hannan ve Mennan'dır. Meşhur olmayan bir başka rivayette ise şu şey geçiyor. Tam, kadim, vitir, şedid, kafi. Evet. Şimdi Allah'ın zâtını tahsil ve cennetine nail olmak niyet ve arzusu ile Esma-i Hüsna'yı evet e, sayalım. Evet bir Allah Celle Celaluhu Allah'ın zatına has bir isimdir. Başka bir şey asla onunla yad olunmaz, sıfatlanamaz. Rahman dünya hayatında mahlukatın hepsine merhametle muamele etmesidir. Rahman sıfatının manası. Rahim, ahiret hayatında sadece müminlere nimet vermesi, inam etmesidir. Melik, mülk kendinindir. İstediğini aziz, istediğini zelil kular. Bu ismin kaynağı fiil ve selbi sıfatlardır. Mercinin kudret sıfatı olduğunu söyleyenler de vardır. Kuddüs, bütün kusurlardan beri olmak manasını ifade eder. Bu ismin kaynağı selbi sıfatlardır. Selam, zatı, sıfatları ve fiilleri bütün noksanlıklardan uzaktır. Merci'i selbi sıfatlardır. Mümin, Allah zatını verdiği haberleri, peygamberlerini tasdik edendir kaynağı fiili sıfatlardır. Kulları hakkında emniyet ve sükunet yaratıcıdır. Manası da vardır. Müheymin e, ismi her şeyin muhafız ve murakıbıdır. Evet. Aziz ismi en üstün ve en şerefli olan demektir. Kaynağı selvi sıfatlardır. Cebbar ismi yaratıkların işlerini ıslah eden noksanlarını düzelten manasına gelmektedir. Menşe-i fiili sıfatlardır. Mütekebbir, evet İmam Gazali Hazretleri bu isme her şey onun nezdinde hakirdir manasını vermiştir. Her şey onun nezdinde hakirdir e, ismini vermiş, mütekebbir isminin anlamına. Halık, Halık, Bari, Halık, Bari isimleri. Bu iki ismin manası birbirinin aynıdır. Eşyayı yoktan var eden, ona şekil veren anlamındadır. Kaynağı fiili sıfatlardır. Yaratmayı takdir etmesi Halık ismine, yaratması Bari ismine, yaratılanı tasvir ve tezin etmesi de Musavvir ismine racidir. Gaffar, evet azabı hak edenleri affedicidir kaynağı irade sıfatıdır. Kahhar bütün mevcudata galiptir. Her şey onun tahtı kudretindedir. Hiçbir şey onun hükmünden dışına çıkamaz. Menşeyi fiili ve selbi sıfatlardır. Vehhab kullarına karşılıksız nimet veren, ihsan, inam eden, ihsan eden manasına gelir. Merci fiili sıfatlardır. Rezzak canlı yaratıkların rızkını dilediği şekilde ve dilediği gibi verendir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Fettah zorlukları kolaylaştıran, zaferleri yaratan, rahmet ve rızık kapılarını açan demektir Fettah. Menşei fiili sıfatlardır. Alim onun ilmi külli, cüz'i, mümkün, muhal, gizli, aşikar mevcut olan ve olmayan yani her şeyi ihata eder demektir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Hafıf kafirleri zelil eden, zelil kılan, müte mütekebbirleri dünyada kendisinden uzaklaştıran, ahirette de onlara ceza ile mukabele eden demektir. Menşei zatî ve fiili sıfatlardır. Rafi müminleri kendisine yaklaştırıcı yükselten ve onlara ulvi mertebeler verendir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Nu'iz, dilediğine izzet ve kuvvet veren, dilediğine de ilimle, dilediğini de ilimle yükselten demektir. Merci'i irade ve fiili sıfatlardır. Müzil, dilediği kimseleri zelil kılıp rahmetinden uzaklaştıran demektir. Kaynağı zati ve fiili sıfatlardır. Semi gizli aşikar her şeyi işitendir. Kaynağı zati ve sübuti sıfatlardır. Basir aydınlık, karanlık, gece gündüz, uzak yakın, küçük büyük her şey onun müşahadesi altındadır. Menşei zati ve sübuti sıfatlardır. Hakem hükmünün reddi mümkün değildir. Hükümlerinde zulüm ve cefa vaki olmaz kaynağı selbi sıfatlardır. Adil, adil, adil var ettiği veya yok ettiği her şeyde adildir. Merci-i fiili sıfatlardır. Latif kulları hakkında kulları kulları hakkında farkında olmadıkları halde onlara yumuşaklıkla muamele edendir. Kaynağı fili sıfatlardır. Evet. Habir eşyanın hakikatini ve gizliliklerini bilendir menşei ilmi sıfatlardır. Azim, büyüklük mertebelerinin zirvesinde olan demektir. Kaynağı manevi sıfatlardır. Vafur, kullarının küçük ve büyük günahlarını affedicidir. Menşei fiili sıfatlardır. Şekur, şükrü mükafatlandıran, kendisine yapılan şükre çok ecirle mukabele eden demektir. Kaynağı manevi ve fiili sıfatlardır. Ali, zat ve sıfatlarının yüksekliğini icra etmekten ak akıl caiz kalır. Menşe'i tenzihi sıfatlardır. Kebir, büyüklükte kendisinden daha büyük, düşünülmeyen varlık demektir. Kaynağı tenzihi sıfatlardır. Evet, hafiz, mevcudatı mürad ettiği ana kadar zevale uğramaktan korur demektir. Kaynağı tenzihi sıfatlardır. Mukit, vakitleri yaratandır kaynağı manevi ve fiili sıfatlardır. Hasip kulların yaptığı her şeyi muhasebeye tabi tutandır. Kaynağı fiili sıfatlardır. Celil onun heybeti akılları dehşette bırakır. Menşeyi tenzih ve fiili sıfatlardır. Kerim cömerttir. Cömertliği daimidir demektir. Kaynağı fiili sıfatlardır. <laughs> Rakip kullarının nefes alıp vermesine varıncaya kadar bütün hal ve hareketlerini murakaba eder, kontrol eder. menşe fiili, zati ve ilmi sıfatlardır. Mucib, dua ve istekleri kabul eden demektir. Kaynağı fiili ve zati sıfatlardır. Vasi' cömertliği, bütün mükainatı, ilmi, bütün malumatı, kudreti, bütün kuvvetli, kuvvetleri ihate eden demektir. Menşe-i zatî sıfatlardır. Hakim, hüküm ve hikme sahibi demektir. Her şeyi olduğu gibi bilir. Gerekeni en güzel şekilde yapar. Kaynağı ilmi sıfatlardır. Vedud, dostlarının kalbini işgal eden müstesna bir sevgidir. Mercî, manevi sıfatlardır. mecid zatı, şerefi, ef'ali güzel vermesi ihsanı bol demektir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Baiz peygamberlerini, dostlarına, hidayet ve düşmanlarına hüccet delil olarak gönderendir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Şehit bilinen, bilinenin ve bilinmeyenin şahididir. Kaynağı zati ve ilmi sıfatlardır. Hak zati vaciptir. Vücudunun başkasına ihtiyacı yoktur demektir. Menşei zati sıfatlardır. Vekil, yaratıklarının bütün işlerine kafidir. Merci fiili sıfatlardır. Kavi, kudreti tamdır. Onun hakkında de, e, acizlik düşünülemez demektir. Menşi fiili sıfatlardır. Metin, kudreti sonsuz demektir. Kaynağı kudret sıfatıdır. Evet. Veli, kullarına yardım edip onları koruyan ve işlerini tedvir eden demektir. Menşe fiili sıfatlardır. Hamid, hamde layık olandır. Kaynağı izafi ve fiili sıfatlardır. Muhal, evet muafedersiniz. affedersiniz. Muhsi, muhsi, sayılan her şeyin sayısını bilir. Kaynağı ilmi sıfatlardır. Mübdi, daha önce emsali olmaksızın mevcudatı ilk yaratan odur. Evet demektir. Menşei fiili sıfatlardır. Nüid mahlukatı ölümünden sonra diril, diril, diriltendir. Fiili sıfat merceği Evet muhyi hayatı yaratandır. Kaynağı fiili sıfat. Mümit, mü, mümide mümid, ölümü yaratandır. Mümid, ölümü yaratandır. Kaynağı fiili sıfatlar. Hay ezeli ve ebedi diri olan demektir. Menşei tenzih sıfattır. Kayyum başkasını ayakta tutan kendisi olduğu halde kendisi zatı ile kaim demektir. Kayna zatı sıfatlardır. Vacid asla muhtaç olmayan zengindir. Kayna fil, selbi sıfatlardır. Mucid o muazzam, mükerrem, ulvi, keremi bol olan demektir. Menşei zafi sıfatlardır. Vahid o ezeli ve ebedi birdir. Dengi ve bir benzeri yoktur demektir. Kaynağı e, zati, manevi ve selbi sıfatlardır. Evet, ahad zati, zatı birdir. Terkip kabul etmez. Menşe-i zati sıfatlardır. Samet her şey kendisi muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç değildir demektir. Merci izafi sıfatlardır. Kadir kudret sahibidir. Dilediğini yapar, dilemediğini yapmaz. Kaynağı zatî ve izafi sıfatlardır. Muktedir, kudretin izhar edicidir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Mukaddim, eşyaları layık olduğu yere koyandır demektir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Muahhir, dilediğini öne alıp, dilediğini geri bırakan demektir. Menşe-i fiili sıfatlardır. Evvel, o başka başlangıcı olmayandır. Kaynağı selbi sıfatlar. Ahir o sonu olmayan demektir. Kaynağı selbi sıfatlar. Zahir o kat'i delillerle bilinendir. en şeyi izafi sıfatlardır. Batın duyu organları ile idrak edilemez. Merci selbi sıfatlardır. Mevla evet her şeyin yegane maliki mutasarrıfıdır. Kaynağı fili sıfatlardır müteal, şanı layık olmayan vasıflardan uzak demektir. Menşei selbi sıfattır. Ber, inan ve ihsan edendir. O kaynağı fiili sıfatlardır. Tevvab, kullarının tevbesini kabul edendir. menşe fiili sıfatlar. Afuv, günahları affedicidir. Kaynağı fiili sıfatlar. Muzil, muzil, müzil, müzil. Ama defterlerindeki günahları izale edendir. Evet, muzil amel defterindeki günahlar izale edendir. Merci sıfatlardır. Evet, rauf kulları hakkında kolaylık murad edendir. Kaynağı irade sıfatıdır. Malik yarattığı şeyler üzerinde dilediği şekilde tasarrufa sahiptir demektir. Menşe sıfatlardır. Zül Celali ve ikram celal ve cemal sıfatlarının sahibidir. Kaynağı zatî ve tenzihi sıfatlardır. Muksit adildir. Mazlumun hakkını zalimden alandır. Menşe'yi demektir. Menşe'yi ilahi sıfatlardır. Cami -i. o kıyamet gününde hasımları toplayandır. Kaynağı fiili sıfatlardır. Garim, herkes ona muhtaçtır. Fakat o kimseye muhtaç değildir. E, menşe'yi selbi sıfatlardır. Mugni, -i. o dil dilediğine zenginlik verir demektir. Kaynağı fiili sıfatlardır. Mani, -i. Dilediğinin de zengin olmasına engel olur demektir. E, merci fiili sıfatlar. Dar dilerse kullarına zarar verir demektir. Kaynı fiili sıfatlardır. E, Nafi dilediği kullarına da fayda verir demektir. Menşeyi menşeyi e, fiili sıfatlardır. Evet. Evet. Nur yeri göğü aydınlatandır demektir. ...izafi ve fiili sıfatlar, mercii... ...hadi, müminlerin... ...kalbine hidayeti ilham edendir... ...fiili sıfat Merceği ...bedi, eşyayı... ...emsalsiz olarak yaratan demektir... ...fiili sıfatdır menşe'i... ...baki, bütün... ...mahlukatı yok ettik olduktan sonra da... ...o vardır... ...mercii, izafi sıfatlardır... ...varis, yer ve yerin... ...üzerindeki her şeyin... ...tek varisi odur ve her şey ona dönecektir. Kaynağı izafi sıfatlar. Deşid insanları hayırlı yollara irşad edicidir. Menşei fiili ve selbi sıfatlar. Evet, sabur hilim sahibidir. Azap etmekte acele etmez. Cezayı kendisinin tayin ettiği bir vakte tehir eder demektir. Kaynağı selbi sıfatlardır. Rab karşılık beklemeden büyüten, besleyen, yaşatan ve terbiye edendir demektir. Ee, e, ve e, bu sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın esma hüsasında 99. sıfat musavvir yarattığı her varlığa ayrı şekil verir. Hiçbiri diğerine benzemez demektir. Fert evet eşi ve benzeri olmayan tek ve bir olan varlıktır Allah. Evet. Evet. Ee, Allah'ım bütün sıfatların ve isimlerin hürmetine bizlere, ümmeti Muhammed'e rızanı nail olmayı seni kemaliyle tanımayı müessereyle. Amin. Evet. Ee, Allah hakkında böyle bilgilere sahip olacağız. Bunların dışına çıkmayacağız. Bunların dışına çıkmayacağız. Evet. Ee, şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu isimleri yani böylece manasını size arz ettikten sonra e, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını da size açıklayacağız ve onu inşallah başka dersimize bırakıyoruz. Subhanık ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek nestağfirük ve netubüylek سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله